Sevgili dostlar, Bergama çok önemli demiştik. Bergama'daki Zeus Tapınağı maalesef artık ülkemizde değil. Bergama'daki Zeus Tapınağı 19. yüzyılda Almanya'ya götürüldü ve Almanya'da sergileniyor. Bu arada, bu tabii Almanya'da artık, Bergama Zeus Tapınağı'nın kabartmalarına baktığınız zaman çok fazla yılan sembolü göreceksiniz. Her nedense Adolf Hitler'in de çok büyük hayranlık duyduğu bir eserdir Zeus Tapınağı. Ve sonraki yıllarda Nürnberg kentinde kendisine bir stadyum inşa ettiriyor Adolf Hitler. Ve birebir Zeus Tapınağı'nın modelinde yaptırıyor bunu. Ve Sümer medeniyetine de büyük bir hayranlık duyduğu için özellikle gece saatlerinde askeri geçitlerini özel ışıklandırmayla bol bol Sümer kartalı sembolünü de kullanarak Nürnberg'deki bu Zeus tapınağı modeline uygun yaptırdığı stadyumunda gerçekleştiriyor. Bu da çok Hocam, ilginç. şu programın başında söylediğimiz, yine yaşadığınız bir olay vardı ya, Hangisi? Kapadokya mı? Nevşehir, Selçuk, ne kalesiydi? Hatırlayayım ben. Ha. O aslında evet şöyle. Şimdi yine birkaç sene önce anladım Nevşehir'de yeni bulunmuş olan şey. Orada bir şey oldu Şöyle bir dediniz. şey oldu yani şu. Şimdi Nevşehir'de bir Selçuklu Kalesi var hafif bir tepenin üzerinde. Altında da işte bu Türkiye'deki en büyük yeraltı kenti olduğu düşünen yeraltı kenti bulundu. Tabii ben yine arkadaşlarımla beraber dedik ki biz gidelim bakalım giremeyeceğiz ama yani görelim yerini en azından çünkü henüz ziyarete açık değil. Baktık hakikaten işte Roma döneminde de yapılmış eserler var orada. Bir yeraltı kenti var ama kim bilir kaç metre derinde veya ne kadar kilometre alana yayılıyor bilemiyoruz. Ben dedim ki hadi gelin dedim şu Selçuklu Kalesi'ne çıkalım. Ve biz o tepeyi tırmanmaya başladık. Tabii kademe kademe. Bu arada bir yere geldik. Şimdi orada yeni TOKİ binaları yapılıyordu. TOKİ binalarından önce bir takım yerleşim yerleri, evler varmış. Müstakil evler yani gecekondu diyebileceğim evler. Baktık ki tamamen terk edilmiş bir mahalle. Evlerin bazıları yanmış. Orada da iki hanım var. Şimdi bizden başka kimse yok. Biz tırmanmaya çalışıyoruz Selçuklu Kalesi'ne. Terk edilmiş bir mahalle düşünün. Evler yıkık dökük, bazıları yanmış, kapkaranlık olmuş. İki de kadın var. Bari dedik soralım hani ne taraftan çıkacağız diye. İşte buradan çıkın dediler, devam edin, kaleye ulaşacaksınız. Biz de dediler aşağıda duruyoruz, size işaret veririz siz yukarıya çıkarken. Siz dedim ne yapıyorsunuz burada? Biz burada oturuyorduk, işte yeni eve taşınacağız, eski evimize bakmaya geldik dediler. Fakat gündüz saatleri etraf tamamen sessiz. Bizden başka kimse yok. Peki dedik biz yukarı tırmanmaya devam ettik ama bir türlü tırmanamıyoruz. Bir türlü kaleyi bulamıyoruz. Çıkıyoruz, bakıyoruz, bulamıyoruz. Ve bir süre sonra aşağıya baktım kadınlar gitmiş. Bizi beklemediler herhalde. Ben de dedim ki arkadaşlar biz geri dönelim dedim. Çünkü yabancı misafirler de var. Şimdi düşündüm hani Allah korusun bir kaza olursa, düşerlerse, bir şey olursa sorumluluk neticede yurt dışından gelmiş insanlar. Ve biz tekrar geri dönmeye başladık. Bu arada şöyle bir şey oldu. Ezan okundu. Orası tabii yaşayan bir kent, Nevşehir. Ezan okunurken birdenbire etrafımızı sokak köpekleri sardı. Ve hepsi aynı anda ulumaya başladılar. Tabii bir gündüz vakti oluyor. Yani bana biraz tuhaf geldi. Sabah ezanında olur bu normaldir ama o saatte olması garipti. Ve yukarıya çıktıkça ağırlaşan bir enerji vardı. Ve biz bir an önce oradan uzaklaşmak istedik. Sonra ben Nevşehir'e indiğimizde hakikaten yeniden medeniyete döndüğüm için çok mutlu olmuştum. O da ilginç bir anıydı. Neye yoruyorsunuz peki bu olayı? Sanki o gördüğümüz hanımlar insan değildi. Birden kayboldular çünkü. Garip bir şekilde. Hocam, Onların orada Zerzevan'a olması, gittiniz mi? Zerzevan'a gittim tabii. Onu sormuşlar Zerzevan benim mesela. için bir hayal kırıklığı oldu. Niye? Şöyle söyleyeyim. Şimdi Zerzevan'daki kale eski bir Asur kalesi. Daha sonra Roma İmparatorluğu tarafından askeri amaçlarla kullanılmış.
ve içinde pek çok yapı var. Çok da geniş bir alan orası. Fakat bundan birkaç sene önce Zerzaban Kalesi'nde Mitra Tapınağı bulundu diye hepimiz duyduk. Biz de merak ettik, gittik. Şimdi değerli Mitra dostlar, olunca akan sular duruyor araştırmacılarda. Mitra'yı da ilk defa yeni duymuşlardı. Şimdi bu konu çok önemli. Çünkü Mitra nedir? Mitra bir Pers tanrısıdır. Güneş tanrısıdır. Yapıcı bir tanrıdır. Pers kökenlidir, yani İran kökenlidir. Ve Hristiyanlıktan önce hem Anadolu'da hem Avrupa'da Mitra inancı vardı. Ama Mitraizm tam bir din değil. Sadece erkeklerin Ayasofya'da da kabul işaretleri edildiği, var. Ayasofya'da da var. sadece erkeklerin kabul edildiği bir tür gizem okulu. Yani tam bir din sayılmaz aslında Mitraizm. Fakat Mitra dinine veya okuluna girmek için bir inisiye töreninden geçmeniz, bir sınavdan geçmeniz gerekiyor. 7 aşamalı bir sınavdan geçmeniz gerekiyor. Ve bütün bunlarda dışa kapalı ya tapınaklarda ya da mağaraların içinde oluyor. Şöyle bir durum var. Mitra töreninin yapılacağı tapınak yer altında bir mağarada kuruluyor ama upuzun olması lazım. Tıpkı şey gibi düşünün, moda gösterilerinin yapıldığı podyumlar vardır ya uzun. Hani seyirciler karşılıklı oturur, mankenler de bir boydan bir boya yürür. Öyle düşünün. Aynı o şekilde upuzun bir yürüme yolu, karşıda bir sunak ve karşılıklı diğer katılanların oturacağı bir oturma alanı olması gerekiyor. Ve aynı zamanda da bu mağaranın tavanının yüksek olması lazım. Çünkü oraya bir boğa asılıyor, bir boğa asılıyor ve kurban ediliyor. Kurban edildiği zaman boğadan akan kanlar da Mitra öğretisine yeni girecek adayın boydan boya başından aşağı dökülmesi lazım. Kanla vaftiz, kanla yıkanma, bu arınma. Şimdi bütün bu koşulların fiziksel olarak sağlanması için çok uzun bir tapınak veya mağara ve yüksek tavan lazım. Çünkü kural bu. Şimdi basına yansıyan Zerzaman Kalesi'nin içindeki Mitra Tapınağı diye söylenen yeri biz bulduk. Hatta o gün gittiğimizde arkeolog da oradaydı. Dediler ki bir kişinin girmesine izin veririz. O da bana nasip oldu. Fakat bakın, ben kapıdan zor sığdım içeriye. Oraya değil bir boğa, orta boy bir köpek bile sokamazsınız. Aynı zamanda ayakta durduğumda tavan hemen başımın üstündeydi. Yani orada tavana bir boğa asacaksınız. Onun kanları akacak. İşte adayın başından aşağı dökülecek. İkinci mesele, küçük bir odaydı orası. Yani buranın yarısı kadar. Böyle upuzun bir podyum falan yok. Ve Mitra tapınaklarında bir kural vardır. O sunak, en karşıdaki sunakta mutlaka Mitra ile ilgili ya bir kabartma ya bir resim, yani fresk olması gerekir ve astrolojik semboller olması gerekir. Ortada Mitra güneşi sembolize eder. Etrafında da Şey var, 12 burç bu olur. boğayı hançer Ha, gibi evet, sahne var. boğayı öldürdü Arkasında sahne. kuyruğu o başak olan. Aynen öyle. Bütün bunların hiçbiri yok. Zodyak var falan. Zodyak. Yani Zerzavan Kalesi'nde Mitra Tapınağı diye gösterilen yerde bunların hiçbiri yok. Ama diyeceksiniz ki belki de asıl Mitra Tapınağı orada değil. Mümkündür, biz görmedik. Yani en azından basına Mitra Tapınağı diye gösterilen yerde Mitra ile ilgili hiçbir şey yoktu. O yüzden benim için bir hayal kırıklığı oldu. İkinci meseleye gelelim. Derinkuyu yeraltı kentinde tıpatıp bu özelliklere uyan bir yer var. Ve ben oranın Mitra Tapınağı olduğunu düşünüyorum. Çünkü daha sonra Hristiyanlığa geçildiğinde ilk Hristiyan keşişleri tarafından okul olarak kullanılmış. Ama oranın Mitra Tapınağı olma ihtimali Anladım. çok. Birisi de şey yazmış, o gördüğünüz köpekler, onlar da köpek olmayabilir yazmış. Olmayabilir ama çok kalabalıktılar ve tabii hepsi ben bu arada. Bir de cinlere havlarlar Aa, ya da o evet. metafizik gördüklerinde Normal perdeler yok ya, şartlarda havlarlar demiş. hiçbir hayvandan korkmam ve ben bir hayvan dostuyum. Sokak hayvanı, ev hayvanı benim için fark etmez. Uçan, yürüyen, sürünen bütün hayvanlar can dostum. Ama oradaki o atmosferde yani dünyaya ait olmayan garip bir şey vardı. Bu da çok normal çünkü 1000 yıllar içinde dünyada belli noktalarda belli metafizik enerjiler birikim yapıyor. Birikim yapıyor ve bu metafizik enerjiler insan olmayan bazı varlıkları besliyorlar. O yüzden işte böyle Kapadokya yeraltı kentlerinde yaşanan o kapanma olayı veya Bergama'da yaşadığım olay gibi bazı şeylerin olması normaldir.
Ve bunların da olması lazım zaten. Bizim gibi araştırmacılar için bunların da olması lazım. Hocam kaç kedi var? Dört. Dörde mi? Dört. Kaç taneydi? Dört benim hep dört. Hep dört müydü? Evet. Ateş, toprak, hava, su. Ateş, Dört toprak, element. hava. Onu da Vefat söyleyeyim. edenler oluyor arada ama. Ben evet bir hayvan severim. Evimde şu anda dört tane kedim var. Hepsi sokaktan aldığım, bulduğum. Kimisi yaralı, kimisi işte araba çarpmış, kimisi hasta bulup tedavi ettirdiğim. Sonra da sahiplendiğim hayvanlar. Hayvanlar can dostlarımız. Onlarda şey görüyor musunuz hocam? Hani kediler bende de var mesela. Birden bir yere bakar falan. O Kediler tarz. evet bizim göremediğimiz frekansları Yakalıyor görüyorlar musunuz o kesinlikle. Aa sahnelerini? tabii hep. Yani bir kere şöyle omzunuzun üstünden boşluğa bakmaya başladığı zaman bir hareket Tabii görüyor tabii ben mesela demektir. oturuyorum işte ekran televizyon açık falan koltuğun hemen köşesinde. İşte ben oradayım televizyon var burada hiçbir şey yok. Buraya birden dönüyor bir Bakarlar. tarafa bakıyor Evet, falan yani evet. ama biz de bakıyoruz ne oluyor falan. Kedi köpekler yani en çok onlarla yakın ilişkideyiz hani radar zaten. Sadece metafizik varlıklar değil evinize gelen bir misafirin de iyi niyetli mi kötü Tabii niyetli mi tabii tabii. olduğunu onlar çok iyi bilirler. Ya yaklaşmaz, yana kaçar, şey Yaklaşmaz yapar. evet. Eğer bir insana yakın davranıyorsa o insandan size zarar gelmeyecek demektir. Mesela bir kediniz varsa o insanın kucağına çıkıp oturuyorsa o insandan size zarar Benden gelmez. zarar gelmeyecek. Bugün aşağıda yemek yiyordum hocam. Kedi geldi. Hemen üzerime şöyle çıkmaya başladı falan. Sizi severler Beni tabii, sevdi. Dedim sizi yok gelme. severler. Şimdi o koku olunca eve gidemeyeceğim. Bu sefer evde kedi var. Evdeki kediniz rahatsız Bu sefer o olacak. rahatsız olacak. Evet, tabii şöyle bir şey var, şunu da unutmamak lazım. Kedi veya köpek evcil hayvanlarımızın ömrü en fazla 12-14 senedir. Onları kaybetmek hepimizi üzüyor zaman zaman. Onlar da insanlardaki gibi rahatsızlıklara açıklar ve vefat ettikleri zaman çok üzülüyoruz. Ama yapacak bir şey yok. Benim şu an 12 oldu hocam. 12 oldu. 12-13'e gidiyor. Yani sağlıklı yaşasın ama 33 yaşına kadar yaşayan kediler de var. Bu da tabii bir rekor. Var mı öyle? Yeni öldü Benim şimdi bildiğim bir genelde 10, 11, evet. 12 aslında. Yani tabii genetik bir şey. Onların da farklı genetik yapıları var. Ama ben şunu diyorum, yaşadıkları sürece onlara bakmak, onları korumak da bizim görevimiz.